Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, son dönemlerde çiğ süt tüketimiyle ilgili yoğun bir talep oluşmaya başladığını, çiğ sütün vatandaşa satışına ilişkin yapılan düzenleme ile amaçlarının sağlıklı gıdayla tüketiciyi buluşturmak olduğunu ifade etti. Çelik, konuyla ilgili maksatlı yayın yapanları kınadığını belirterek, "Bunlar adeta sağlıksız gıdaya vatandaşın erişimi gibi bir yaklaşımı ortaya koymaktır ki bu da kabul edilebilir değildir," dedi. Bakan Çelik, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin'i makamında kabul etti. Çelik, son günlerde tartışma konusu olan çiğ sütün vatandaşa satışına ilişkin Türkiye'de 19 milyon ton süt üretiminin yapıldığını, bunun 1 milyon 300 bin tonunun ari işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çiğ sütün vatandaşa direkt arzına ilişkin yapılan düzenlemenin amacının çiğ süt talebi olan kişilere en yakın yerden sağlıklı çiğ süt temin edebilmek olduğunu belirten Çelik, konunun aile işletmesiyle irtibatlandırılmasının yanlış olduğunu, ari işletmelerin marketlerde satacakları sütün özelliklerini ve kriterlerini ortaya koyduklarını vurguladı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 19 milyon ton süt üretimi gerçekleşiyor. Ve bu sütün ancak 1 milyon 300 bin tonu ari işletmeler tarafından piyasaya arz ediliyor. Bizim Sayın Başkan da dediği gibi amacımız çiğ süt tüketimi konusundaki talebi olan vatandaşlarımıza en yakın yerden çiğ sütün sağlıklı bir şekilde teminini sağlamak. Yaptığımız bu çalışmanın esas amacı budur. Bu konuda da ağırlıklı olarak orta ve büyük işletmelerdeki süt üreticilerinin veya süt üretim merkezlerindeki sütün marketlere nasıl ulaşacağı, hangi koşullarda ulaşacağı ve burada çiğ süt isteyen vatandaşlara nasıl bunun teslim edileceği, ulaştırılacağı şeklindeki çalışmamızdır. Çalışma bundan ibarettir. Konunun köydeki vatandaşlarımızın yani aile işletmesiyle irtibatlandırılması son derece yanlış olmuştur. Bizim amacımız bütün gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımızın tarafından tüketilmesidir. Asli görevlerimizden bir tanesi bunu sağlamaktır. Ama öncelikli olarak şu anda talep edilen çiğ süt tüketimin evdeki yoğurdunu, kendi yoğurdunu kendin yap şeklindeki tavsiyelerin ve taleplerin cevaplandırılması noktasında işletmelerin marketlerde satacakları sütün özelliklerini ve şartlarını, kriterlerini ortaya koymuş bulunuyoruz. O kriterlerde çok açık, ağrı işletmeden ancak marketlere süt gelebilecek, gerekli makineler konacak, cihazlar konacak ve o cihazlarda 24 saat içerisinde tüketiciye ulaştırılacak. 4 santigrat derecenin altında soğutulmuş olacak ve bakteri ve benzeri hücre sayılarının da belli oranların altında olma zorunluluğu var. Yani ağrı işletmenin sütleri marketlerde çiğ süt isteyen vatandaşlarımıza bu şekilde ulaştırılmış olacak. Bu konuda Türkiye Süt Üreticileri Yönetim Kurulu'nun birliğinin bütün birliklerin desteğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çünkü amacımız sağlıklı gıda ile vatandaşımızı buluşturmaktır. Bu konuda maksatlı yayın yapanları da doğrusu buradan kınıyorum. Adeta sağlıksız gıdaya vatandaşın erişimi gibi bir yaklaşımı ortaya koymaktır. Bunun karşıtı ki bu da kabul edilebilir bir şey. Takdir edersiniz değil. Tevfik Keskin de buradaki amacın kaliteli sütün vatandaşlarla buluşmasının sağlanması olduğunu belirterek bir ineği bulunan üreticinin de ari işletme olabildiğini, bu düzenlemenin küçük üreticileri yok etme değil daha çok kaliteli süt üretimini teşvik etme gibi bir sonucunun olacağını söyledi. Yıllardan beri beklediğimiz çiğ sütün halka açılmasını Sayın Bakanımız gerçekleştirmiş bulunuyor ve kendisini bu konuda destekliyoruz. Buradaki amaç köylünün satılan sütünü engellemek değil, daha kaliteli süte ulaşmak, vatandaşımızı buluşturmak, vatandaşımızdan kaliteli sütü buluşturmak için yapılmıştır.